bölgenin coğrafi işaretleri dikkatimizi çekiyor. Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı zirve konuğumuz yapıyoruz. Yörenin kendine özgü hardaliye içeceğiyle de lezzetli bir sohbete gidiyoruz. Kırklareli'nin birazcık da coğrafi işaretlerinden ve çalışmalarından tabii ki ticaret borsasıyla devam ediyoruz yayınımıza. Evet, yanımızda da Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altın Tel var. Evet. Sayın Başkanım, uzun yıllardır ticaret borsasında yönetim kurulu başkanlığı yapıyorsunuz ama biz tabii bölgenin marka değerleriyle birlikte ticaret borsasını biraz işlemek istiyoruz. Öncelikle Kırklareli'nde ticaret borsası ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsedelim. Tabii borsamız olarak 1926 yılında şehir içinde kurulan bir borsaydı. 2002 yılında ben seçildikten sonra borsamıza bu bulduğunuz fiziki mekan olarak aşağı yukarı Odalar Birliği'nden 400 milyon bir parayla birlikte bu gördüğünüz 750 metrekare üzerine bu gördüğünüz mükemmel bir binayı yaptık. Ondan sonra daha sonra da arka tarafta çok modern bir COSCEP destekli bir modern bir laboratuvar yaptı. O günden bugüne ben eski bir başkanım, yani çok eski bir başkanım. Arkadaşlar herhalde seviyorlar mı, bırakmıyorlar mı, devam ediyorum. Yani ben Rıfat Bey'le 2002-2022 olduğuna göre 20 yıl. Ha neler yaptım diye sorarsanız, evet. İlk bu fiziki mekandan sonra, laboratuvarlardan sonra tabii Kırklareli gelecekte bir hayvancılık, tarım ve hayvancılığı öne çıkmış bir şehir. Aşağı yukarı baktığımız zaman Kırklareli'de şu anda 150 bin büyük baş, 440 bin küçük baş var. 780 bin ton günlük süt üretimimiz var. Neticede 750 bin ton buğday üretimimiz var geçen sene. 250 bin ton ayçiçek üretimimiz var. Tarım ve hayvancılık çok gelişiyor. Dolayısıyla biz de buna istinaden arkadaşlarla karar verdik. İneceği yolunda 12 dönüm bir yer aldık. Onun üzerine bir modern bir hayvan borsası kurduk. Evet. Hayvan borsası kurduk. Şimdi de hayvan borsasının yanına Kırklareli'mizde hijyenik bir mezbahamız yok il bazında. Aşağı yukarı hiç paramız da yokken bu işe girdik. Aşağı yukarı 5 trilyon marlık bugün için 6 ay evvel karar vermezdik. 10 trilyonu yapamazdık. Şu anda bankalar biraz borçlanarak, biraz da Rıfat Bey'den destek olarak arkadaşlarla beraber bir hafta, 10 gün içinde faaliyete geçecek 250 büyükbaş, 500 küçükbaş çok modern bir mezbahaya başladık. Coğrafi işaretlerin şu anda hangileri alındı? Ben söyleyeyim size, şu anda ilk önce bir kere Türkiye'de ilk defa sıvı içecekte hardaliyemizi aldık. Türkiye'de ilk defa sıvı içecek coğrafi işareti tek hardaliye. Çok çok önemli. Bu o kadar öyle bir içecek ki, yani enerjisi yüksek, evet. Bütün vücudun yani tansiyondan, kandan, her şeye kadar hiç her şeye çok iyi gelen bir ürün. Yani bunun içinde şöyle, üzümü merdaneden geçirdikten sonra 10-15 santim fıçılara koyuyoruz. Ondan sonra vişne yaprağını üzerine koyuyoruz. Vişne yaprağından sonra hardal tohumuyla konsantre ediyoruz Meltem Hanım. Evet. Hiçbir şey yok, katma değeri hiç yok. Normal, saf Orman. İçecek. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, hani reklama girmem. Bugün yani bir hemen Red Bull'un iki katı enerjisi var. Ben burada siyah üzüm çekirdeği görüyorum. Bu nedir? Bu da bu aldığımız üzümleri enteresan biliyoruz. Antioksidan çok yüksek, çok vitamini çok yüksek, kalbe çok katma değer sağlayan. Üzümü hardal yaptıktan sonra kalan tohumu da elden geçirdik, toz haline geçirip bu şekilde satıyoruz. Her gün bir çorba kaşığı bala, salataya, yoğurtla yedikten sonra bu inanılmaz dedi, bu da bir enerji veriyor. Yani ikinci isterseniz peynirimiz, evet. Biliyorsun doğamızın toprağından, yaprağından, suyundan, evet. Bana göre Türkiye'nin iyi peynirimizden. Alabilir miyim bir tane ondan? Türkiye'nin nedir iyi peynirimizden. Bunun özelliği? Bunun özelliği şu, bu doğamızdan. Mesela bizden önce daha evvel coğrafyası Ezine peyniri, Edirne peyniri vesaire, Kars peyniri, diğer peynirlerden çok fazla bir giderken size vereceğim inanılmaz derecede. Bu şey meselesi, maya meselesi, bölge ama. Meselesi. Çünkü evet. Ben bütün köyleri incelettim. Belki 50 cilt yaptım. Bunu patente gönderdiğimiz zaman, patente verdiğimiz zaman inanılmaz bir fark. Damak lezzeti var bunda. Dolayısıyla bunu da aldık. Şimdi Allah kısmet ederse bir de eski kaşarımız var.
odayla birlikte müracaat ettik ticaret odasına. Onu da Allah kısmında en kısa zamanda alacağız. Sizin kanalınızdan seyredenlere şu mesajı vermek istiyorum. Kırklareli saklı bir bahçe. Tarım ve hayvancılıkta çok çok ileri gidecek. Tamamen dolarla değil de doğayla beslenen bir hayvancılığı yönlendiriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ama bundan sonra yatırım olarak da kimler buraya gelirse tarım, hayvancılık, eğitim ve turizm olarak bize ne görev düşüyorsa bütün yatırımcıları buraya çağırıyoruz. Evet. İnsan gücü var, enerjisi var, çalışması var. Hiçbir şey mutlu insanlar kenti. Çok huzurlu bir kent, gezmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Yani buraya bütün yatırımcıları davet ediyorum son söz olarak. Evet, Kırklareli'nde yayınımız devam ediyor sevgili izleyenler. Bu programda daha çok güzel konular var. Ekranlarınızdan ayrılmayın.